Arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Bugün yumurtayı anlatacağız. Yumurta saklama koşullarını. Tamam, oldu, vur. Şimdi arkadaşlar, kuş birinci yumurtayı yaptığı zaman alıyoruz, yerine sahte bir yumurta koyuyor. Uf be, gene şiştik. Hadi var mı başkası? İkinci yumurtayı yaptığı zaman alıyoruz. Bunları şöyle bir teneke düşünün. İçi komple buğday dolu olsun. Bu ikisini kırmadan, çok sallamadan onun göbeğine tam orta noktasına koyarsanız bunların yaz ortamında bekleme süresi 15 gündür. Bu kışın bir aya kadar çıkar. Yazın bu şekilde saklayabilirsiniz. Bir de yumurta kaydırma olayı. Arkadaşlar bakınız, yumurta kaydırırken şu hatayı yapmayın. Siz bunları aldınız, 10 gün sakladınız. Kuş yumurta etti, hemen değişim. Bunda bir problem yok. Ama bir de ani değişimler var. Örneğin bir kuş 5 gündür yumurtaya yatıyor. Şimdi asıl istediğiniz, yani bakıcınız yumurtaya yatıyor. Asıl istediğiniz kendi kuşunuz yumurtayı yaptı. Arada 5 gün fark var. Siz şimdi bu yumurtayı alıp da 5 günlük yumurtaya oturan bakıcının altına koyduğunuz zaman ne demektir bu? Sen tutacaksın, ben vuracağım. 5 gündür yatıyor. 20 günde buna yatacak, 25 gün. 21-22. Gün kuş üzerinden kalkar. Bunlardan yavru çıkmıyor diye. Bu çok sıkıntılı bir durum. Bir de tam tersini düşünelim. Bunlar sizin normal kaydıracaksınız ama daha bakıcınız yumurta yapmadı. Henüz yapmadı. Bakıcı bunların üzerine kendi anne babası 5 gün oturdu. Bakıcınız yumurta yaptı. Onları aldınız, bunları koydunuz. Peki bakıcı bunun üzerine 5 gün anne babası oturduğu için bakıcı bunun üzerine ne oturacak? 15 gün. 15 gün sonra yavrular çıkar, çıkmasına ama anne sütü oluşmadığı için yavruya yem basmaya kalkar. Çünkü program 19'da 21 gündür anne sütünün oluşması. Şimdi siz bunları onun altına koyup 15. gün çıktığı zaman başlar yem basmaya, yem de kursakta kalır, yavruyu öldürür. Onun için arkadaşlar yumurtada bunlara çok dikkat etmek lazım. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim, ara sıra farklı videolar çekiyoruz. Yani kuşu anlata anlata bir noktaya kadar doyum noktası. Konu yok. Sizden yeni fikirler bekliyorum kuşçuluk hakkında, bunların videosunu yaparım. Bunun dışında farklı videolar yaptığımız zaman eleştiriye açığız. Onda bir sıkıntı yok. Ama çok da yadırgamayın. Çünkü YouTube kanalındasın kardeşim. Yani nereye kadar kuşçuluk anlatırsın, bir noktaya kadar tıkanıyor çünkü. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.